en önemli olan iki tane şey var, denge var. Dünyada çok becerikli insanlar var. competency diyoruz. Becerikli ne demek? Kod yazıyor adam. Ya da hakırlık yapıyor, hack yapıyor. Ondan sonra ya da pilot oluyor ya da bir şey oluyor. Mühendis tamam mı? Çok competency'si, çok yüksek yani. Her şey yapar bu adam. Tamam mı? Competent. Öbür taraftan çok iyi insanlar var. Kalbi çok temiz, çok mütevazi, güzel katlı insanlar var. Tamam mı? Şimdi Öbür taraftan şöyle insanlar var. Çok becerikli, çok kompetent, çok kabiliyetli ve çok şerefsiz insanlar var. Bu insanın sizin şirketinize getirecek bir faydası yok yani. Mesela şöyle bir şey gördüm. Hitler Almanya'sında bu gas chamber dediğimiz gazla masum insanları, Yahudileri, çocukları öldürenler doktor bunlar. Araştırmacı, kimyacı yani bunlar. Kimyacı. Yani mühendis olmadan, doktor olmadan o insanları top, toplu bir şekilde öldürebilen, an daha hızlı öldürmek istiyor insanları. Ya uğraşmayalım tek tek kesmek zaman alıyor diyor. Bin tanesini koyalım bir odaya bir gaz verelim orada gebersinler gitsinler yani. Bunu yapanlar doktorası olan PhD insanlar, araştırmacılar ya. Demek ki şey olmakla, becerikli olmakla olmuyor. Şerefsiz, ahlaksız olunca... Hani bu insanların dünyaya getireceği zar zarar daha büyük oluyor. Öbür taraftan çok güzel kalpli insanlar var ama hiçbir şey beceremiyor. Ya senin de hani tamam Allah razı olsun çok iyi bir insansın ama benim şirkete mi getireceğim bir şey yok. O yüzden burada bir denge var. Hani kartal uçuyor ya iki tane kanatı gibi. Bir taraftan çok kap 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 kapasiteli, competent, becerikli, kabiliyetli bir insan olması lazım. Öbür taraftan kalbi çok temiz, iyi bir insan olması lazım ahlaklı bir insan olması, ilkeli bir insan olması lazım. Bu iki kanat olduğu sürece bu kartal göklerde pervaz eder. Olmayınca yere düşer yani. Tek kanatla uçan bir kartal gördünüz mü hiç? Böyle. <laughs> İnsanlara söylüyorum ya böyle. O yüzden benim e, insanlarla muhatap olduğum zaman mesela şirketimi almak istiyorum, proje yapmak istiyorum. İlk önce bu adamın karakterine bakarım. Eğer karakteri iyiyse, doğru düzgünse sonra competency. Bu adamın kabiliyetine bakarım. Önce karakter, sonra kabiliyet. Hiçbir zaman önce kabiliyetinden sonra karakterine bakmıyorum. Çünkü karaktersiz kabiliyetli bir insan getirdiğiniz zaman şirkete de batırır, sizi de batırır, arkanızda olan şerefsizlik yapar, çalar, hırsızlık yapar, bilmem ne yapar. Bir şekilde batırır sizi yani. Öbür taraftan çok iyi kalıplı olup da hiçbir şey yapamayan insanları da getirmek istemiyorum yani. Ama şöyle olursa karakter tamam mı iyi ama kabiliyet olarak yani çok kabiliyetli insanlardan biraz düşük. Tamam mı? Adam normalde kabiliyet yüzse bu adamda 75 kabiliyet var. Ama iyi bir karakter var. Olursa hani işveren olarak benim vazifem bu insanları getirip bunlar için ortam kurmak. Bu adamın kapasitesi 75 ama kalbi çok temiz, iyi bir insan. Buna nasıl eğitim verebiliriz? Bu insana nasıl yetiştirebiliriz? Bunu nasıl eğitim seminerlerine gönderebiliriz? Buna şirketteki başka becerikli insanlara nasıl mentorluk yaptırabiliriz? Zamanla bu karakteri iyi ama kabiliyeti 60-70 olan insanları bir sene sonra bizim şirkette 120-130-140 yapabiliyorsak bu sefer bizim şirket olarak başarımız budur yani. Ama öbür türlü çok kabiliyetli ve şerefsiz insanlar getirir zaman ya şirkette zaten kabiliyetli ve başarılı insanlar onlar batırıyor yani şirkette olan diğerleri yok ediyor. O yüzden straight bizim için dümdüz bir şey. Önce kalbine sonra cebine. Önce karakterine sonra kabiliyetine bakarım bitti yani. çok basit bir olay ya.